Herkese selam. YouTuber Eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AdSense hesap açma ve başınıza gelecek adımlar hakkında tüm bildiklerimi anlatacağım. Öncelikle YouTube Studio paneline giriyoruz. Daha sonrasında para kazanma bölümü adı altındaki yere tıklıyoruz. 1000 abone ve 4000 saati doldurduğumuz takdirde buradaki grafikler yeşil ışık yanacaktır. Ve AdSense hesabı oluşturabilmemiz için 1000 abone ve 4000 saati doldurmamız şart. Burayı doldurduktan sonra etkinleştiriyoruz. Daha sonrasında bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada bize 3 tane adım sunuyor. Birinci adımda iş ortağı programı şartlarını kabul etmemizi istiyor. Kabul ettikten sonra ikinci adımda ise bir AdSense hesabı oluşturmamızı istiyor. Başlat diyoruz. Daha sonrasında mevcut bir AdSense hesabımızın olup olmaması çok önemli. Çünkü arkadaşlar 500 tane YouTube kanalınız olabilir. AdSense hesabınız sadece bir tane olmalı. Peki niye? Çünkü arkadaşlar gerçek kişi olarak bir kişi olabilirsiniz sadece. YouTube'daki gelirlerinizi çekebilmeniz için bunlar şart. Eğer ki iki tane AdSense hesap açmaya kalkışırsanız banlandığınızı görebilirsiniz. AdSense hesabım yok diyerek devam ediyoruz ve daha sonrasında bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada istersek mevcut olan YouTube kanalımızın Gmail ile kayıt olabiliriz ya da yeni bir Gmail ile kayıt olabiliriz AdSense hesabımıza. Daha sonrasında bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada web siteniz diyor. Web siteniz dediği kısım arkadaşlar YouTube kanalınızın linki. YouTube kanalınızın ana sayfasına geliyorsunuz. Daha sonrasında üst linke çift tıklayarak kopyalıyoruz ve kopyaladığımız kısmı ve buraya yapıştırıyoruz. Daha sonrasında e-postamızı yazıyoruz. Aşağıda AdSense ile ilgili yararlı bilgileri alıp almayacağınızı karar verip kaydet ve devam diyoruz. Bundan sonrasında bizi YouTube'a yönlendiriyor. Buna da devam et diyoruz ve birinci adımı tamamladığımızı görüyorsunuz. İkinci adımda da tamamladık. Fakat işlemin onaylanması için birkaç saat sürebileceğini söylüyor. Bu da onaylandıktan sonra bizi AdSense hesabımıza aktarıyor. AdSense hesabımız da onaylandıktan sonra giriş yapıyoruz ve daha sonrasında bizim kişisel bilgilerimizi yazmamızı istiyor ve burada arkadaşlar çok önemli. %100 doğru bir şekilde doldurmanızı istiyorum. Çünkü eğer ki yalan yanlış doldurursanız eğer YouTube gelirinizi çekme konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Buradaki bilgileri eksiksiz bir biçimde doldurduktan sonra %100 doğru bir şekilde doldurduktan sonra burayı da geçiyorum. Geldik adres doğrulamaya ve ödeme almamıza. Burada arkadaşlar sayfanın en altına iniyoruz. 10 dolar ile eşdeğer diyor. Yani YouTube gelirimiz toplamda 70 ile 80 lira arasında bir kazanç elde ettiğinde adresimizi doğrulayabiliyoruz. Adresimizi doğrulamamız için arkadaşlar adresimizi doğrulamamız lazım. İlk PIN başvurumuzu yaptık. Fakat 2 ile 4 hafta arasında bir süreç bizi bekliyor. Bu süreçte arkadaşlar eğer evimize bir PIN gelmezse yani şifre gelmez ise telaşlanmayın. İkinci bir başvuru yapıyoruz. Yine gelmedi. Üçüncü bir başvuru. Yine gelmedi. Dördüncü bir başvuru. Eğer ki 4 kere istememize rağmen gelmediyse manuel doğrulama yapacağız. Bu sayfanın linklerini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Merak etmeyin. İlk önce adımızı yazıyoruz. Daha sonrasında buraya iletişim ve posta adresimizi yazıyoruz. Buradan da AdSense yayıncı kimliğimizi yazıyoruz. Buradaki AdSense yayıncı kimliğine de arkadaşlar oradaki yazan bilgiyi alıp buraya yazıyoruz. Ve daha sonrasında kimliğimizin ön yüzünü ve arka yüzünü burada dosya seçin diyerek atıyoruz. Ve daha sonrasında göndere basıyoruz. Toplamda 48 saat bir süreç bizi bekliyor. 48 saat içerisinde de onaylanıyor, merak etmeyin. Burada gördüğünüz gibi 20 lira yazıyor. Ödeme yöntemini ekleyebilmemiz için 20 lira gibi bir para daha kazanmamız lazım. 20 lirayı da kazandıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ödeme yöntemini ekleyebiliyoruz. Ödeme yöntemini ekledikten sonra banka kartımıza 10 kuruş gibi bir küçük bir meblağ geliyor. Bunu da arkadaşlar kartımızı doğrulamamız için bu parayı oraya girmemiz gerekiyor. AdSense hesabımıza girip bu parayı girdikten sonra artık ödeme alabiliyoruz. Peki ödeme limiti ne kadar? Ödeme limiti arkadaşlar 200 liranın altında ise çekemiyoruz. Yani YouTube gelirimiz bu ay örnek veriyorum 100 lira ise çekemiyoruz o parayı. Daha sonrasında bir sonraki ay atıyorum 100 lira gibi bir ücret daha kazandık YouTube'dan. Toplamda kaç paramız oldu? 200 lira. 200 lirayı o ay çekebiliyoruz. O yüzden 200 liranın altını çekemiyoruz ve 200 liranın üstüne yatan tüm parayı çekebiliyoruz. Bu arada arkadaşlar AdSense hesabımızı bağladık, kişisel bilgilerimizi doğru bir şekilde girdik, adresimizi, ödeme yöntemini hepsini birer birer işledik. Peki bu niye önemli? Arkadaşlar para kazanmamız açılabilmesi için politikalara uymamız lazım. Peki bu politikalar neler? Gelin göz atalım. YouTube'da para kazanma başvurusu yaptıktan sonra neler kontrol ediliyor? Ana temamız. Kanalımız ne üzerine? Eğitim mi? Eğlence mi? Yemek videoları mı yapıyoruz? Bunların hepsini birer birer bakıyorlar.
en çok izlenen videolarımıza bakıyorlar. Hile ile 1000 abone 4000 saati doldurduk. Hangi videolarımız sayesinde abone ve izlenme süremizi doldurduk. Bunların hepsine birer birer bakıyorlar. Yeni videolarımıza bakıyorlar. Başvuru yaptıktan sonraki süreçte devam ediyor muyuz kanalımıza? Bunları göz önünde bulunduruyorlar. İzlenme süresinin en büyük kısmını oluşturan videolar. Daha demin de dediğim gibi arkadaşlar, hangi videolarımız izlenme süresi getiriyorsa o videoları detaylı olarak inceliyorlar. Videolarımızın başlıklarını, açıklamalarını, etiketlerini hepsine birer birer bakıyorlar ki YouTube'un algoritmasına uygun videolar yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Ekipler bu süreçte detaylı olarak inceliyorlar. Peki bu süreç ne kadar sürüyor? Benim kendi kanalım 21 günde açıldı para kazanması. Bir diğer arkadaşımın 3 günde açılmıştı. Hiçbir şekilde ön sıraya alma ya da hızlı bir şekilde ön sıralara geçme gibi bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. Ne zaman başvuru yaptıysanız sizleri sıraya alıyorlar ve bu sıralama geldiğinde, yani sizin sıranız geldiğinde inceleniyorsunuz. YouTube'da reklamlarınızı nasıl ekleyeceğinizi, gelir düzeyinizi en üst seviyeye nasıl çıkaracağınızı bilmiyorsanız şu an sağ üst tarafta kartlar kısmında çıkan videomu izlemeyi unutmayın. O videoda detaylı olarak her birinden bahsettim. Reklam verenler uygun içerikler yüklemelisiniz gelir düzeyinizi arttırmanız için. Peki bunlar nelerdir? Gelin göz atalım. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi reklam verenler uygun içerik kuralları. Burada gördüğünüz gibi reklam verenlere uygun olmayan başlıca konuları görüyorsunuz. Videolar üretirken olabildiğince bu konulardan uzak videolar yapmaya özen gösterin. Aksi takdirde videolarınız sarı dolar yiyebilir veya videolarınız kaldırılabilir YouTube tarafından. Ya da sınırlı sayıda reklamlar gösterilebilir. Bunlara dikkat etmenizde yarar var. YouTube'un madde madde söylediği politikalara dikkat edin arkadaşlar. Yoksa kanalınız kapanabilir. Umarım videom faydalı olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.